Merhaba değerli izleyiciler, İyi Günler Metronik'e hoş geldiniz. Ben Mehmet, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün 9 Nisan Salı, saatler 6. Yepyeni bir yayınla karşınızdayım. Bugün Sakarya'daki Real Sistem projelerinden bahsedeceğim. Daha önceki yayınlarda Ankara, İzmir, İstanbul ağırlıklı gidiyorduk. Bursa'yla ilgili özel bir yayın yapmıştım. Konya'yla ilgili, Şanlıurfa, Gaziantep'le ilgili yayınlar yapmıştım. Kayseri'yle ilgili, Kocaeli ile ilgili yayınlar yapmıştım. Bugünkü odağıma uzun yıllardır konuşulan Sakarya Rally Sistem Projeleri ile ilgili bilgileri aldım değerli dostlar. Bunu anlatırken tabii herhangi bir siyasi politik bir amaçla değil, tramvay projesini ele almak, anlamaya çalışmak ve üzerinde sohbet etmek amacıyla bu yayını açtım. 4 etaplı bir proje varmış. 9 kilometre kampüs çarşı hattı için fizibilite çalışmaları yapılıyormuş. Bununla ilgili bir bilgi edindim. Üniversiteye de gidecekmiş. Ulaştırma Bakanlığı AYGM ile bir protokol imzalanmış. Ulaştırma Bakanlığı bunu yapacakmış. Gar Meydanı, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı'nı kapsayan kampüs çarşı hattı şehrin kalbinde olacak diyor. 9 farklı durakta olacak fizibilite çalışmaları. Atatürk Bulvarı, Sakarya Park, Erenler, Yeni Stadyum, Arifiye Terminali ve Yenikent Adapazarı metrobüs hatları da Sakarya'ya kazandırılacakmış. Ulaşım ana planı tamamlanmış. Artık bakanlık da onaylamış. Bunların sonucunda fizibilite süreçleri başlayacakmış değerli dostlar. Ekranda da güzergahı görüyorsunuz. Bu bilgilerin kaynağında linkini vereyim. Şu şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden alınan bilgi. Ekrana da yansıttım. 3-4 etaplı bir çalışma olacağı anlaşılıyor. Ekranda da ilk etapta başlanacak olan kısım gözüküyor. Değerli dostlar, şöyle sizlerle de paylaşayım. Güzergahla ilgili tabii Adapazarı'nda uzun yıllardır bilinen bir Adapazarı ekspresi var. Adapazarı ekspresi. Haydarpaşa Adapazarı çalışıyordu. Ama artık Pendik'e kadar çalışıyor bildiğim kadarıyla. Söğütçü Çeşme'ye gelip gelmediğini bilmiyorum. O yüzden bir yorum yapamıyorum. Ekrandaki haritada görülüyor zaten güzergah detayları. Adapazarı'nı bilenler bilirler. Terminali Arifiye'de. Arifiye'de aynı zamanda tren istasyonu da var. Burada üniversite görüyorsunuz. Kredi Yurtlar Kurumu, Medeniyet, Diş Hastanesi, istasyon Sapak demiş. Millet Bahçesi, Çark Caddesi, Ofis Sanat Merkezi, Demokrasi Meydanı. Yani şu haliyle garla bir entegrasyonu yok. Üniversiteden şehir merkezine gidiyor. Dolayısıyla garla bir entegrasyon olmaması enteresan geldi bana. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Üniversiteye gitmesi doğru, şehrin merkezine gitmesi de doğru. Muhtemelen tramvay olacak, cadde üstünden gidecek. Büyük resmi görmek için de şöyle bir ağ haritası paylaşılmış. Onu da ekrana yansıtayım. Az önce de detayları vermiştim. Yeşil olan metrobüs hattı diyor. BRT, Bus Rapid Transit, 18 kilometre. AVM'ler bölgesi, Kent Park'tan okullar bölgesi, valilik kampüsü, şehir hastanesi, kuzeye doğru giden bir hat. Muhtemelen kuzey çevre yoluna doğru giden bir hat olacak. Tramvay kısa vade kırmızı, az önce ekranda gösterdiğimiz 9 kilometre. Sakarya Üniversitesi kampüsünden şehir merkezine gelen kırmızı hat. Orta vadede 4.4 şehir merkezinden bunun devamı liseler kampüsüne geliyor. E5'e yaklaşıyor. Uzun vadede mavi hat 9.3 şehirler arası otobüs terminali Arifiye'den hastaneler şehir merkezi stadyuma doğru gidiyor. Dolayısıyla ilk aşamada Adapazarı ekspresiyle herhangi bir aktarması yok. Arifiye hızlı tren istasyonuyla aktarması yok.
Hızlı trenle herhangi bir bağlantısı yok ilk aşamada. Uzun vadede bir mavi hat var Adapazarı terminale gelen. Orada tren istasyonu var ama Doğançay ripacı olduğu zaman da Arifiye bypass edilecek. Doğançay'dan direkt Sapanca'ya gidilecek. Hızlı tren Sapanca'da duracak. Bu sefer yine kopmuş olacak. Sapanca ile Adapazarı arasında tabii Ada Ekspresi olacak. Enteresan bir şey. Sapanca demişken de Sakarya Büyükşehir Belediyesi normalde AKP'de ama Sapanca CHP'de. Diğer mesela burada Taraklı MHP'de gözüküyor. Ferizli İyi Parti, Kaynarca Refah Partisi, Karapürçek Refah Partisi gözüküyor. Geyve'de Refah Partisi, Hendek Büyük Birlik Partisi, Erenler de Büyük Birlik Partisi. Yani AKP her yerde olduğu gibi burada da şeye düşmüş. Yani azınlığa düşmüş. Dolayısıyla enteresan, ilginç bir durum olmuş. Değerli dostlar, Sakarya Tramvay Projesi bu şekilde. Selamlar tramvaycı Kerem Oğuz, selamlar. Sonunda diyor, Sakarya kaç adet metro tramvay? Metro yok sevgili dostum. Hepsi tramvay bunların. Bir de metrobüs var. Sakarya Büyükşehir AKP'de ilçeler değişiyor. Ulaşım UAB yapacak. Ulaştırma Bakanlığı yapacak ama şu an bütçesi yok. 2025 yatırım programına girecek mi, girmeyecek mi onu bilmiyorum. Bence girmeyecek. Mehmet Şimşek hiçbir projeye onay vermiyor. Ama hayali olarak böyle dursun. Seçilen Sakarya Belediyesi Başkanı'nın adı ne? Proje kitapçığı var mı internette? Hiçbir fikrim yok. Değerli dostum. Gündem Emine Erdoğan, Dilek İmamoğlu diyor. Wikipedia'ya bakabilirsiniz. Belediye Başkanı ismini Google'a da bakabilirsiniz. Eskiden Adaray vardı. Gaziray setleri kullanılıyordu. Gaziray setleri önceden Adaray'da çalışıyordu. Adaray kapanmasa bu projeye gerek yoktu. Öyle değil. Var gerek yine. Yani Adaray sonuçta üniversiteye gitmiyor. Az çok Sakarya'yı biliyorum. Yani Adaray Arifiye ile Adapazarı arasında mekik işliyordu. Üniversiteye gitmiyor. Üniversitenin şu kırmızı hatta gitmiyor. Sarı hatta gitmiyor. Adaray'ın yeri aynı. Bugün Ramazan'ın son günü diyor. Artık Arefe. Kutlu olsun arkadaşlar. Yarın bayram. Eğimi nasıl aşacaklar acaba? Kampüs bayağı tepede, şehir düzlükte. Çok doğru bir soru. Muhtemelen kampüsün ağzına kadar gelecek. Yukarıya kadar çıkmayacak. Veya başka bir şekilde yapılacak. Adapazarı ray olsun. Adaray olsun. Yani yine Adaray ya da Sakaray. Sakarray. Adatıram. Adaray olur herhalde. Sakaray olsun demiş. Su içecek saat 19.44 son olacak. Her zaman içmek diyor. Adaray olmalı. Sapanca Adapazarı banyo hattı olmalı diyor. Malatya ulaşım gerek. Dilek İmamoğlu. Sakaray ismi Sakasu ve Sakura'ya benzedi ama iyi bir isim diyor. Sakura. Sakura kiraz ağaç. Pendik'te değil. Ada Ekspresi Gebze'den kalkıyor. Oo, Gebze'den. Allah. Kuşa çevirdiler yani. O yüzden Haydarpaşa şart. Haydarpaşa'yı da satacaklardı Araplara. Çok yüksek faiz veriyorlarmış. O yüzden kabul olmamış. Sakarya metrobüs otokar mı olacak? Tramvay Skoda mı olacak? Sakarya Belediyesi'nin sadece Mercedes Connecto ve BMW Prosecute var. Sevgili Kerem, bu tarz soruları soruyorsun da bu soruların cevabı olmaz. Yani nereden bilelim biz otokar mı olacak, Skoda mı olacak? İhale açılır, kim kazanırsa o olur. Şu an bu o olabilir mi yani ihale öncesinde? Lütfen böyle sorular sorma bir daha. Yani her bir metro için aracı ne olacak? Ya ihale olmadan o araç şu olacak, bu olacak denilebilir mi? Bu ekrandaki araç Konya tramvayı, Skoda'nın tramvayı temsili olarak konmuş. Yukarıdaki metrobüs de İstanbul'daki metrobüs temsili olarak konmuş. Yani bu tarz şeyler de temsili araç değil yani. Bakalım. Geyve'ye giden hat var mı? Yok. Metrobüs gelecek diyor. Pamukova tramvay gitsin. Olmaz. Abi gelecek bayramı kutlar, zengin olmalı diyeyim. Çok teşekkür ederim. Roz dostum. Çok teşekkürler. Tarla Tepe Sakarya'ya bağlı olmalı diyor. Bilmiyorum. Ada Ekspresi'ne yeni setler geldi. Yerli ve milli ekspres tren seti Turasas ama nadiren kullanılıyor diyor. Sakarya Bilecik arasında eski hatla YT hattı tamamen ayrılsa ve eski hat çift hatlı hale getirirse Adapazarı Bilecik Banyo tren iyi iş yapar. Hatta
Adapazarı Eskişehir bölgesel tren. Orada öyle bir şey var. Ali Fuat Paşa Gey ve Arifiye arasında ayrı bir hat yapılma işleri var. Doğan Çay Depacı yapılınca o da olacak. Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. Kurbana daha çok var. Küçükken Bakırköy'den bir Sakarya'ya giderdik. Elektrik trenlerin üstünde delikler oldu. Hayal mi hatırlıyorum. Bakırköy'den binerdin. Sirkeci'de muhtemelen inip vapura binip Haydarpaşa'dan tekrar giderdin. İsmail dostum. Sakarya YHT gelsin. Hayal. Adapazarı Bilecik 150 km saatte bir sefer olsa yeter demiş. Bilecik o kadar büyük bir şehir değil. Doğan Çay Rıpacı Pince YHT'nin Sakarya'daki istasyonu Sapanca olacak. O yüzden Sakarya'ya çok hitap etmeyecek. Ali Fuat Paşa'da dağları deldiler. İkili tünel açtılar. Sorduğumuzda tren geçecek dediler. Karadeniz'i turlayan. Ama tüneller açıldı. Bayağıdır yatıyor. Daha işlem olmadı. Hızlı tren geçecek de orada Doğan Çay Rıpacı 1 M13 metrosu 3 çeşme ne olacak? 2034. 11 ÇB bugün bindim. Evet. Abi reis Sakarya'ya da el atar, sıkıntı yok. Hangi reis sevgili dostum? Yani reisler değişti artık. Reis İmamoğlu, Özgür Özel reis. Yani Erdoğan bitti artık. Yani reislik kalmadı babacığım. Maalesef öyle oldu. Kendisi açısından maalesef. Ülke için güzel olabilir. İmamoğlu geliyor. CHP iktidara geliyor. Yani eğer herhangi böyle çok büyük bir şey olmazsa. Zaten onunla ilgili bir yayın yaptım. İzlemenizi öneririm. 2028 seçim sonuçları diye. Oradan bakabilirsin. M5 Tuzlu OSB diyor. Gaziantep'te Raybus vardı diyor. Galatasaray Projesi de hükümet ile Antep Belediyesi'nin Gaziantep'in ortak yapımı aslında. Hükümet kendileri görevi olan Ray Sinizasyon istasyon işlerini yaptı. Belediyesi kendi görevi olan tren seti temin etme işini hala gerçekleştiremedi diyor. Yarın Şeker Bayramı kutlu olsun. M5 Tuzla Sabancı Üniversitesi uzatılabilse. Daha bir Tuzla'ya gelmedi ki. Sakarya'ya iki tane banyo hattı olsun. B1 Sapanca Adapazarı, P2 Pamukova Adapazarı. Evet, güzel olur. M5 Tuzla OSB, Gebze OSB gitse M1 aktarımı yapar. Orada bayağı çalışan kişiler mutlu olur demiş. Sakarya Milli Tren ne oldu? Abi en iyi dostumuz ABD. ABD dolar neden pahalı? Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Çok güzel sorular soruyorsun babacığım. O soruların cevabı bende yok. Umarım bir gün cevap bulduğunda bana da söylersin. Sevgili dostum. Sakarya'dan belki bir takipçi kazanırım diye düşünüyorum ama Sakarya'da tramvay yok ki tramvayla ilgilenen birileri olsun. Banyo lazım Sakarya'ya diyor. Bolu Kayak Merkezi, Bolu Bölünük Akşemseddin Efendi, Sakarya Taraklı Osmanlı tarzı evleri turistik bakımdan bayağı güzel olurdu. Bolu Kayak Merkezi, Bolu Bölünük, Türbe ne alakası sevgili dostum? Sakarya Taraklı evler turistik bakımdan bayağı güzel olur. Bilmiyorum. Adapazarı Karasu Demiroğlu projesi 0. 15 sene önce inşaatı başlamıştı. İhalesi yapılmıştı. 0. Bir demir yolu bitmedi. M4 veya M5 Gebze merkeze gider mi? Sanmam. Kazulet binalar, AVM'ler, gökdelen ne diyeceksin abi? Geçen izledim. Fena karşı çıktığınızı gördüm. Evet. Arkadaşlar benim kanalımda gökdelen, ondan sonra AVM, ondan sonra kentsel dönüşüm, Paks, M11. Bunlara karşı en ufak bir sempati duyamazsınız. AVM, kentsel dönüşüm, beton, çimento, demir, tuğla, gökdelen, 3. köprü, 3. havaalanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü. Bunlarla ilgili bir sempati duyamazsınız. Asfaltlarım atar. Yılmaz Büyükerşen, TCDD Bozüyük ilçe merkezinden Hasan Bey Lojistik Merkezi'nden bir banyo treni teklif etmişti. Kabul edilmedi. İnşallah 2028'de olur. Esban. Eskişehir banyo. Yerli milli ekspres tren Bakırköy'de. Turasaş diyorsun.
M14'ü unuttun, hoşlanmadın. M14 yani Bosna Bulvarı'na gittiği için ve Yavuz Türk ve Rasathane'ye doğru, Ata 2 sitesine doğru gideceği için ona yarım alerjim var. Tam alerjim yok. Japon metrosunda yarı pax var. Bizde olsa nasıl olur? Olmaz. Kentsel dönüşüme niye karşıyız hocam? Dandik evler ne olsun? Para yok. Para yok. Çok karşıyım kentsel dönüşüme. Kentsel dönüşümü sahtekarlık olarak görüyorum. Üçkağıtçılık, kalpazanlık olarak, köşeyi dönmece, zenginleşmeci olarak görüyorum. Sosyal proje olarak görmüyorum. Rantçılık olarak görüyorum. 1'e 10 kazanma olarak görüyorum. Müteahhitlerin yalancılığı olarak görüyorum. Aynı şekilde hükümetin de. Dolayısıyla ben kentsel dönüşümü sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim. İnsanlar refah toplumu olsa, herkesin işi güzel olsa, belli bir seviyenin üstünde olsa, insanlar kendi evini kendi yapar zaten. Betonarme işlerinden bahsetmeyin. Geçenki yayından sonra hiç bahsetmeyin. Evet. Bana beton demeyin. AVM demeyin. Gökdelen demeyin. Kentsel dönüşüm demeyin. İnşaat demeyin. Yani sevmiyorum. Yılmaz Büyükerşen DSP başkanı olmuş eskiden diyor. Evet. M14 metro Kazım Karabekir adam oldu diyor Bahçelievler diyor. Gaziantep'teki Raybüs Nizip Gaziantep çalışıyor. Kentsel dönüşüm kazület dönüşümü olur abi. Örneğin Fikirtepe. Örneğin Sulukule. Çirkin çirkin binalar. Adapazarı Karasulu demiyorum. Ne zaman başladı, ne zaman biter? 15 sene önce başladı, 15 sene sonra biter herhalde. M14 Bahçelievler'i ilk duyduğum zaman Avrupa'ya uzayacak sanmıştım. M14 hattının yarısında plan değişimi yaptılar. 1 metro ağı dediğiniz 5-10 sene öncesinde planı projesi belli. Şimdi devamında çift tünel olacakmış deniyor kamu sözünde. O zaman iyi. Toplam komple çift tünel olsun. Yani yarısı çift tünel, yarısı tek tünel mi olacak? Komedi gibi olur. Tamamı olsun madem başladınız. M4, M5 metro yanında AVM'ler kaynıyor M2'de. Sevmiyorum. Şirin evler, üç evler, Koca Sinan Güneşli Meydan projesini bizim buradakiler mahalle sakinlerine gösterdim. Beğendiler, hatta dediler ki böyle bir şey varsa imza alıp destek olalım dediler. İsmail kardeşim change.org'a yazın. Ben Şirin evlerden bahsetmiyorum, Bakırköy'den başlatıyorum. Bakırköy, Ahmet Cömert Spor Salonu, Ataköy, Şirin evler, üç evler, Koca Sinan, Barbaros Mahallesi, Güneşli Meydan, Evren Mahallesi'ne de gidebilir. Halk desteklemiş, halkçı proje çünkü. Eyvallah sevgili İsmail Dur. Abi Hakkari'ye metro gelir mi? Onu Yılmaz Erdoğan'a soracaksın. Hakkari'ye metro gelir mi? Bilmiyorum. Gelmez herhalde. İyi yayınlar Resul kardeşim. Sakarya'da il merkezi sayılan 4 ilçede kat yüksekliği 3.2 5. Daha fazlası kanunla yasak. Aynı kanunda Düzce'nin adı da geçiyor. Orada da bu kural var. 5. Evet. Sakarya deprem ülkesi, deprem merkezi. Sakarya'daki toplu konutlar valilik şehrin kuzeyinde çok uzak bir yerde. Camili ve Korucuk köyleri. Evet, Korucuk evlerine gitmiştim. Arkadaşım vardı üniversitedeyken. Hakkari'ye terör alanı için çelik yelek gezisi yap diyor. Sakarya deprem 5 kat. Hakkari'li misin diyor. Abi yapılırsa yerin kapısı Sakarya köy metrosunda mı daha çok tarihsel çıkar yoksa Veznezel Sultan Gazi'de mi? Herhalde Yeni Kapı. Şöyle söyleyeyim. Hükümet yapmayacak onu ama Yeni Kapı'da Theodosius Limanı var. Roma İmparatorluğu'nun limanı var. Yarısı kazıldı, yarısı duruyor. Gider. Neolitik çağa kadar, M.Ö. 6.000, 7.000'lere kadar gider. Veznecilerde de M2 Vezneciler metrosunu yaparken yine Roma İmparatorluğu'nun mozaikleri çıkmıştı. Ama çok fazla genişlemedi. Ama Yeni Kapı bir numara çıkar. Liman var çünkü. Liman surları devam ediyor yani. İstanbul'un o kıyı boyunca surlar devam ediyor. Abi bugün gündemimiz Sakarya ve Batı Karadeniz. Evet. Batı Karadeniz'de hiç tramvay yok. Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce, Batı Karadeniz. Hiçbirinde tramvay yok. En erken Karadeniz'de tramvay Samsun'da var. Ötesinde de yok tramvay. 99 depremi çok kötüydü. Evet. Şener Üşümez Soy ne diyorsun?
rant yaratmak için deprem korkusu uyduruyorlar. Marmara bölgesinde bu denli bir deprem tehdidi yok aslında deyip duruyor. Ahmet Övgüner Ercan da diyor 2035'e kadar olmaz diyor. Şimdi onlar profesör, deprem profesörü. Ben onların üstüne nasıl bir yorum yapayım? Ama Celal Hoca olacak diyor. Yeni Kapı Sefaköy'ü boşver, Sefaköy'de Taksim'e uzatalım. Taksim Beylikdüzü metrosu olsun. Evet, güzel olur. Yeni Kapı Kalesi risk. Anıtlar kurulu diyor. Kerem, o bilgi yanlış dostum. 99'dan önce Düzce, Zonguldak ve Bartın Bolu'ya bağlıydı diyorsun. Alakası yok. Düzce Bolu'ya bağlıydı. Doğru. Bartın Zonguldak'a bağlıydı. Karabük'te Zonguldak'a bağlıydı. Bu çok yanlış bir bilgi. Bunu kaldırıyorum sevgili dostum. Hepsini Bolu'ya bağladın ya. Yok, Kastamonu'ya bağla. Kastamonu'lu arkadaşlarım vardı. Diyor eskiden diyor Kastamonu'dan Üsküdar'a kadar hepsi Kastamonu'ydu. Osmanlı'da tamam eyalet sistemi vardı. Doğru, Kastamonu eyaletti. Sinop'ta Kastamonu'nun bir ilçesiydi, kazasıydı. Sonradan il oldu. Doğru ama o kadar da değil babacığım. Yeni Kapı başlasa kaç sene sürer? 8 sene. Sakarya taraflıdaki şehir merkezinde Osmanlı'ya kalma evimize sit alanı ilan ettiler. Şu anda evimizi tadilat yapamıyoruz. İzin almaya zorluyorlar. Evet. Tescilli bölge değil mi? Samsun tram varmış. Tramvay ve banyo için uygun yerler Orta Karadeniz. Trabzonların memleketine hiç faydası olamamış. Trabzonların en olduğu memleketler Trabzon, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Şanlıurfa'daki de yetmiyor tramvay. Yani Trabzon rali sistemi var ama bakanlığın görevinde. Yeni Kapı Silivri kısmı tarih. Cemil Tugay ne zaman işbaşı yapacak? Ziyaret etmekten başka bir şey yapmıyor. Sermet dostum saat 5'te Esot'ta bayramlaşmaya gitmiş. Daha doğru bismillah. Bayram tatili var. Memurlara 9 gün tatil var Sermet. Reis metrosu ne zaman açılır? Hangi reis? İmamoğlu reis mi? Bartın eskiden Bolu ve Zonguldak'ta Düzce oluşan ilçeyi aldı. Sonra hayır. Bartın Zonguldak'a bağlıydı arkadaşlar. İl oldu. Bolu'yla alakası yok ya. Bartın nere, Bolu nere ya? Kaldırıyorum Oğuz. Yanlış bilgi verme. Bartın'la Karabük Zonguldak'ın ilçesiydi. Ayrıldılar. Samsun tramvayı da çarşamba havaline uzar mı? İnşallah uzar. İzbeton başkanı değişmiş. Cemil Tugay kendi ekibini koyacak tabii ki. 15 Nisan'ı bekliyor. Yanlış bilgi için özür dilerim. Ben hepsi Bolu'ya bağlı sanıyordum. Yanılmışım. Bartın eskiden Zonguldak'a bağlı. Zonguldak'ın hiç olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Bartın ve Karabük Zonguldak'a bağlıydı. Sonradan il olanlarda mesela Yalova çok çok eskiden İstanbul'a bağlıydı. İl oldu depremden sonra. Bunlar Kırıkkale Ankara'ya bağlıydı. İl oldu. Karaman Konya'ya bağlıydı. İl oldu. Bayburt Gümüşhane'ye bağlıydı, il oldu. Batman, Siirt'e bağlıydı, il oldu. Şırnak, il oldu. Ondan sonra bu iller önemli. Yani sonradan il oldu bunlar. Bartın ve Karabük'te Zonguldak'a bağlıydı, il oldu. Böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Trafik projesinin temeli Haziran'da atılır mı? İnşallah. Beştepe etrafında dolaşan tramvay yapılır mı? Reis tramvay. Şey olsun babacığım, Beştepe ile AKP genel merkezi arasında bir çatışma varmış. AKP genel merkezi neredeydi? Balgat'ta mıydı? Beştepe ekibi varmış Mehmet Uçum. Bir de AKP genel merkezi birbirleriyle çatışma. Onların birbiriyle iletişimini kolaylaştırmak için bir tramvay hattı yapılması lazım diyorsun değil mi? Saraydan şeye, AKP genel merkezine bir mekik tramvay hattı. Güzel. Şener üşümez suyu hiç olmayacağını söylüyor. 2030'da falan da değil. Şöyle ben onu dinledim. Hak verdim ama teyakkuzda bulunmak lazım. İstaşıt İzmir'de ÖHO veya İOAŞ gibi bir şey mi? İstaşıt şehre biraz uzak olan Seferihisar gibi yerlerdeki minibüsleri, dolmuşları belediye bünyesini aldılar.
Türkiye'de seçilen belediye başkanları hayvanat bahçelerini ziyaret etmiyor. Hepsi aynı demiş. İlginç bir bilgi. Karabük Bolu'ya bağlı biliyordum. Hayır, Zonguldak'a bağlı. Haritaya bak. Keşke her gün bayram olsa. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeri sit alanıymış. Evet. Siirt Batman il oldu diyor. Yeni il olanların hiçbir il olmayı hak etmiyor diyor. İl olmayan, olamayan Siverek Elbistan olmayı daha çok hak ediyor. Mesela Konya Ereğli'si il olabilir değil mi mesela? Bandırma Balıkesir'de il olabilir. Samsun'da Bafra il olabilir. Yani böyle iller var yani. Alanya il olmayı istiyor mesela. Trafik projesi ne yapabilirler ki? E5 etrafı tamamen gökdelenlerle kaplanmış. Beşik genişleme yönelik herhangi bir boşluk bırakmamışlar. Normalde çevre olur dedi mi etrafı boş olur. İsmail kardeşim bunu neresi için söylüyorsun? E5 İstanbul için mi? Bahçeli Erdoğan'ın kuyusunu kazıyor. Yıllar önce bana arkadaşım bir tane link atmıştı. Bahçeli Erdoğan'ın yanında durarak onu bitirmeye yemin etti diye. Adamın şimdi şey oluyor. Bahçeli Doğu'ya acil kayyum istiyormuş. Van'a kayyum isteyebilir. Van'da da bir katakulli oldu bakalım. Hükümet ne yapacak? Kayyum atarsa. Çok acayip işler olur ha. Saray özel AKP il binası nostaljik tramvay gitsin. Beştepe'ye layık hat olsun. Nostaljik tramvay. Abi deprem mi bekleyelim? Olursa olur, olmazsa olmaz. Nasıl taktik? Dem kayyum diyor. Anap dönemi bazıları ilçe. Abi ilk 3 trafik projelerinin temeli atılır. Hangileri en sona kalır? Ya onu bilmiyorum. Zafer Payız'ın karşı işte ilk o orası olur herhalde. Halkapınar, Basmane. Bu seçim sonuçlarından sonra artık yeni il ilçe olamaz gibi geliyor. Olan biz Bahçeşehirlileri oldu. 3 saatte herkes gidip gelmeye devam. Hocam metro inşallah Bahçeşehir'e gelecek. En azından 2027'de hastaneye kadar gelecek. Bahçeşehir mesela gerçekten Başakşehir'e bağlı olması kadar saçma bir şey olamaz ya. Başakşehir nereye, Bahçeşehir nereye? Kültürü ayrı, sosyolojisi ayrı, ekonomisi ayrı, dünya görüşü ayrı, siyasi tercihi ayrı. Her şeyi ayrı. Yani biri Mars, biri Venüs. Bahçeşehir'in ayrı bir ilçe olması lazım bence de. Yani mesela şeyden, Altınşehir'den ötesini Bahçeşehir yapacağız. Başakşehir ne? Önce metrobüs yapılmalı Sakarya'ya. Metrobüs yolu yapmanın ucuz olacağını düşünüyorum. Eğer eğim çok değilse alt betonu yanlara da tel çek. Tek sıkıntı metrobüs aracı ama ilk olarak otobüs kullanılabilir. Demiş sevgili Halfox. Gebze ve Ünye'de il olmaya uygunmuş. Türkiye'nin 82. ili olacak aday illerde bir sayfaya baktım. Evet. Doğru. Öyle bir nüfus şeylerine göre ben de baktım. Gebze il olursa Kocaeli ikiye mi bölünecek? Vay be. Tekirdağ'da yeni seçilen belediye başkanı ve Çorlu belediye başkanı Çorlu için bir tramvay müjdesi veriyordu. Çorlu'nun girişinden Çorlu terminden Çorlu Belediyesi Avni Bölgesi ve Emlaklar konu. Tam Emran Hocam'ın konusu İsmail Bey dostum. Emran Hocam geleceğin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı. O projeleri en iyi o biliyor. Bana da dosya atmıştı. İncelemiştik yayınlarda. Ama ulaşım master planında varsa yapılır. Yoksa zor. Ama Mehmet Şimşek hiçbir şey onay vermediği için zor galiba. Çorlu il olursa Çorlu, Merkez, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Saray ve Marmara Ereğlisi bu ilin ilçeleri olur. Yaklaşık 820 bin nüfusunda bugün piyasalara göre büyük şehir olabiliyor. Ama Marmara Ereğlisi sahilde ya dostum. O zaman Tekirdağ'a bağlı olması lazım. Yani bence Marmara Ereğlisi Çorlu'ya bağlanması. Yani Tekirdağ'ın böyle kuzey tarafını, üst tarafını ayıracaksın Çorlu. Sahil bölgeleri Tekirdağ kalacak. Marmara Ereğlisi Tekirdağ'da kalacak.
Erdoğan kayyum ataya ataya Bahçeli dinleye dinleye oyları düştü. Neden fark etmiyor? İşte Allah'ın işi işte. Bazen insan basireti bağlanır böyle. Kader, takdir ilahi. Bağlanır. Biter artık hükümdarlığın. Yavuz Sultan Selim ta Mısırları fethetti. Sonra geldi bir tane şirpençe sırtında bir tane yaradan vefat etti. Kader işte. Kanuni Sultan Süleyman'a kalmadı dünya. İskender ta Hindistan'a kadar memleketi işgal etti. Ona da kalmadı. Mısır imparatorlarına, Roma imparatorlarına kalmadı. Roma İmparatorluğu ta Londra'dan bugünkü İsrail'e kadar Roma İmparatorluğu. Kuzey Afrika'nın sınırları da öyle. Bir ilin büyük şehir olabilmesi için il nüfusu alt limiti 751. Bu yüzden Afyonkarahisar'da 2034'te büyük şehir olacak. Bütün şehir yani. Yeşildere yolu çok sıkışıyor. Oraya ne yapılır? Yeşildere genişletilebilir sevgili dostum. Yeşillere genişletilmesi lazım. Bir şerit alması lazım. Kısa vade 9, orta vade 4. 4 kilometrelik olan hat önce yapılabilir. 6 ayda biter, ihale edilirse demiş. Sarışın hat, sarı hat. Demek ki üniversite daha öncelik görünüyor. Karşı yaka soğuk, kuyu çok sıkışıyor. Trafik olarak ne yapılması lazım? Metro yapılması lazım Sermet dostum. Soğuk kuyudan metro geçmesi lazım. Kuzey metrosu lazım. Tekirdağ için toplam 49 kilometre araysam hedef var. 26 kilometre tramvay, 23 kilometre banyo. Güzel. Tekray mı olur onun da ismini? Emran Hocam. Tekirray. Tekirray veya tek tram. Tekray. Yeni plakamız 82 Musul, 83 Kerkük, 84 Kabil, 85 Pekin, 86 Atina Yunanistan. Ya Rose, torbacın nerede babacığım senin ya? Senin torbacının adresini versene babanın. Çok kral torbacın var ya senin. Saygı göster ya. Gerçekten ya babacığım, senin torban ne güzel ya. 82 Musul, 83 Kerkük, 84 Kabil, 85 Pekin, 86 Yunanistan, 87 Halep, 88 Batum, 89 Bulgaristan, 90 Güney Kıbrıs, 91 İsrail, 92 Bağdat, 93 Mısır. Osmanlı'yı kurdun babacığım ya. Torbacın nerede babacığım senin ya? Ben de istiyorum aynısından ya. Çimento tozu mu çekiyorsun babacığım? Nedir bu işin sırrı ya? Çorlu'yu bence siyasi görünüşünden dolayı il yapmazlar. 21 tane CHP'li belediye kazanmak istemezler. Olabilir. Bahçeşehir, Hadımköy ve Esenkent'le birleşip Bahçekent adıyla ilçe olun. Yo, ismini değiştirme. Bahçeşehir, ismi Bahçeşehir olsun. Niye kent oluyor? İzmir'de de Pınarbaşı'yla Işık kenti birleştirip Pınarkent'te ilçe yapılsın diye bir yazılar görüyorum duvarlarda. Işık kentin eski ismi de Işıklar Köyü'ymüş. Onu da öğrendim. Köy işi varmış orada. Isparta Kule'yi unutmayın. Avcılarla hiçbir temas yok. 3 ilçe değiştiriyorsun merkeze yerken. Aynen Romanya. Bir de gişelerden otoban parası veriyorsun. Isparta, işte dedim ya, Altınşehir'den ötesi Bahçeşehir'e bağlanması lazım. İşte o Isparta Kule, bizim evler, oralar, o şeyler, Vaditepe. Oraları toplayacağım Bahçeşehir'e. Isparta Kule. Belde belediyeciliği niye kaldırıldı? Sarıgazi, Yeni Doğanmış, Samandıra Beldeli. O işte AKP büyük şehirleri kazanabilmek için bütün şehir yaparken kaldırdı. Hata etti. Ama kendisi açısından çok karlı bir iş. Ümraniye kaç adet AVM varsa Kazule çirkin. Evet. Beldeler birleşip ilçe oldu. Bahçeşehir'de beldeydi. M1 Bey'i ilk kirazda yapılırken yapsaydı şimdi beklemez. Para yok. Belde kaldırma iyi oldu. İlçe olacaktı ama Çekmeköy Beldesi, Ömerli Taşlı'nın oluşu oldu. Alemdağ Beldesi ilçe. Bahçeşehir'de 99'da belde belediyesi kurulmuştu. Belediyeyi hem o sene hem 2004'te ANAP kazandı. İktidar 28 Şubat'ta kalan ANAP nefretiyle Bahçeşehir'i alıp 2008'de yeni ilçe olan Başakşehir'e bağladılardı. Vay be. Eskişehir'e banliyö treni istemiş. S-Bahn güzel olur. 82 İsrail, 83 Filistin, 84 Yunanistan, 85 Ermenistan, 86 Azerbaycan. Memleketi savaşı sürecekler ya manyaklar. 30 sene savaşacaklar. Abi torbacı falan tövbe. Babacığım, torbacı lafları bunlar.
Böyle kafalar var, bizi çağırmıyorsun ya lan. Ne ortamlar var anasını satayım. 82 İsrail, 83 Filistin, 84 Yunanistan. Ne güzel kafalar var ya. Kocaeli Büyükşehir unvanı düşmesi riski var diyor Gebzeli Uğuz. Seçilen belediye başkanının projelerini yapıp yapmayacağı kaç ayda ya da kaç yılda belli olur. İlk bir ayda belli olur. Ermenistan vasal devlet diyor. Bak bak laflara bak. Ermenistan'ı vasal devlet yapsak hiç fena olmaz. Türkeş Ermenistan'ı genel işbirliği yapalım, size Karadeniz'de bir liman verelim. Ticaretiniz oradan devam edin. Bu küslük biz. Öyle demiş mi gerçekten? Vasal devlet. Anadolu Selçuklu'da Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun vasal devletiydi değil mi? Bunlar olmaz babacığım. Böyle şeyler. Ulus devlet mantığı işte. Olmaz böyle şeyler. Böyle emperyal işler. Şirinyer 3 Rol metrosu 2026 yılında açılacak, metro trenleri nerede? Ha, depo sahası nerede olacak? Tünelin birisini geçici olarak kullanırlar. 82 Çorlu Şirinyer'de bekleyecek diyor bak. Marmara Eylesi 87'ye kadar Çorlu'ya bağlı bir beldeydi zaten. Ama işte sahilde olduğu için Tekirdağ kalsın diyor. Cemil Tugay bütün kadroyu değiştirir mi? Bilmiyorum babacığım. Tuşlar fazla değişiklik yapmamıştı. Konyaray, Afray, Kocaray, Sakarya, Urfaray, Eskiray. Urfa'da demir yolu yok ki banliyosu olsun. Park Bahçeler Daire Başkanı değişti. Ne bileyim babacığım, çok teknik sorular. Servet dostum, ne bileyim babacığım ben. Muratlı'da Tekirdağ merkeze bağlı köylü 44'te inşa oldu diyor. Ordu'da Efirli Havaalanı arasında tramvay hattı olacaktı, yapılmadı. Ordu'ray. Öyle mi? Bayrampaşa, Bahçeşehir, Güngören ilçeleri bana çok saçma geliyor. Küçücük ilçeler bunlar. Bunlar yerine Bahçeşehir ilçe olsun, yatırım yazsın. Ama oraların şeyi fazla babacığım. Yani nüfusu fazla. Bana saçma gelmez yani. Eskiden Bahçeşehir, Güngören Bakırköy'e bağlıydı. Bağcılar bile Bakırköy'e bağlıydı. Esenler de öyle. Ama nüfus fazla olduğu için. Ben hatta yani Bağcılar eğer olursa mesela Güneşli ayrı bir ilçe olabilir mi? Mahmut Bey Güneşli falan. Kamu yönetimi uzmanı değilim. Uzmanları bilir. Madem bölüyorsun böyle, Bağcıları bölüp Güneşli'yi ayrı bir ilçe yapılabilir mi mesela? Abi kafalar pırıl pırıl, domestos ile yıkadım bu sabah. Kesin. Koklarken gitmiş kafa. Cemil Tugay İzmir Doğal Yaşam Parkı müdürünü değiştirir mi? Bayram sonra Türkiye'de neler bekliyorsun? Bayram sonrasında Türkiye'de neler bekliyorum biliyor musun? Ekonomik kriz bekliyorum. Her zamanki gibi pahalılık, zam. Erdoğan ne yapacak? Can Atalay'ı serbest bırakacak mı? Selahattin Demirtaş'ı bırakacak mı? Örtülü bir açılım sürecine girecek mi? Tayfun Kahraman'ı bırakacak mı? Haydarpaşa'yı satmaktan vaz mı geçecek? Ayasofya'yı tekrar müze mi yapacak? Erdoğan değişecek mi? Bu oyları nasıl toparlayacak? Yani çok zor. Domates olan yiyecek, domates çamaşır suyu neden aynı isim aldı diyor. Rozgöz torbacılık nasıl gidiyor diyor. Alsancak sınırının arkası hep göklere mi olur? Kötü. Sermet Hocam fantastik doğal sorular soruyorsun. Merak ediyor çocuk. Tövbe tövbe. Rozgöz sen orucu torbacının yanında mı açıyorsun babacığım? Mavişehir İzban, Ataşehir Tramvayı ne zaman birleşecek? Bak onu Cemil Tugay paylaştı onu birleşecek diye. Bak onun şeyi var bende. Sana söyleyeyim. Neredeydi o? O ikisi birleşecek diye bir hat çizmişti. Proje kitaplarında vardı. Bakayım onu bulmuş muyum? Heh. Şöyle ekrana atayım bakın. Ataşehir bağlantısını yapacak diye. Şöyle. Cemil Tugay da şeyden geldiği için Karşıyaka'dan o bölgeleri iyi biliyor. Bak bunu yapacağız diye yazdı. Ekranda ne diyor? Ataşehir Tramvay Mavişehir İzban bağlantısı. Haritasını bile çizmiş. Gördünüz mü? Şöyle. Arkadaşlar böyle. Bak hattı bile çizmiş. Ataşehir İzban bağlantısı. Ara durak var mı bilmiyorum. Kayaşehir'de eskiden Kayabaşı'da köylü 2008'e kadar Küçükçekmece'ye bağlıydı.
Hala o köy var orada babacığım. Ama Kayaşehir'den ayrı bir yerde. Kayabaşı köyü var hala. Kayaşehir'in ismi o köyden geliyor. Silivri'nin bir kısmı Çorlu'ya bağlanabilir aslında. Çantada oturan arkadaşlarım var. Onlar şehre gideceğim deyince Çorlu'ya gidiyorlar. Silivri'nin bir kısmı Çorlu. Bahçeşehir, Ispartaklı ve Esenköy, Palınköy 300 binden çok nüfus ama seçim sonuçları yüzünden ilçe yapılmıyor. AKP Parti Devlet Saray Rejimi. Altın şehirler il yapalım. Ümraniye, Başakşehir, Bursa ayrı ilçe kurulur. Bursa mı? Bursa ne yani alakalı? ANAP nasıl yönetim vardı? Yenen yönetimde. İstanbul'un ilk metrosu ANAP zamanında Bedrettin Dalan zamanında yapıldı. M1 85'te temeli atıldı. Esenler Otogar Aksaray Tramvayı. Silivri ve Çatalca'nın batı yarısı alıp Çorlu ile birleştirilirse bir şehir çıkar oradan. Ama rali sistem yapılıp geliştirilmeyecekse şehir yapmanın lüzumu yok. Küçükçekmece, Beykin, Marmaray, M9 var diyor. Ne alaka? Anlamadım. Eskişehir'e banyo attı. Bozuk Alpu. İstanbul'da 2004'te İBB'nin görev alanı tüm il sınırları olarak değiştirildi. 2009'da belde belirli kapatıldı. 2014'te il özel idaresi kapatıldı. Yetkili İBB'ye devredildi. Abi açıyoruz, sonra bize özel türkü var. Torbacı köşe başında müşteri bekliyor. Çorbacı kapalı, 100 metre geri, restoranın önünde mi öldüreyim seni? Sinir problemi olanlar içmeli. Fahrettin Altay tramvayı nereye uzatılmalı? Öyle kaldı. Artık kalsın bence de babacığım. Başka bir yere uzamasına gerek yok ama Narlıdere'den Güzelbahçe'ye bir tramvay güzel olur. Narlıdere metrosunun devamı böyle olacak. Mavişehir İzban yapılınca T3 kırmızı hattı Mavişehir İzban'ı çekse güzel olur. Aynen John, aynen. Urla çok değişti. Tramvay çok yakışır demiş. ANAP'ın şehirli tabanını CHP emdi. Bu yüzden Bahçeşehir CHP kayıtlı oldu. Evet. O mesela Mavişehir de öyle İzmir'de. Şehirli, kentli, seküler taban CHP'ye geldi. Evet. Mesela merkez sahada ANAP DP vardı. DP'nin de böyle Süleyman Soylu gibi insanlar AKP'ye geldi. Enteresan. ANAP ve DP yani merkez partisiydi, kitle partisiydi. İçinde böyle en koyu tarikatçı da vardı, en seküler insan da vardı o DP'de. Yani Süleyman Demirel viski içiyordu mesela. Ama seçim meydanında otobüsün tepesinde Kur'an-ı Kerim'i alıp öpüyordu. Ezan okununca susuyordu. Böyle bir şeydi yani. Onun da öyleydi yani o. Özal da mesela. Viski içiyor mu bilmiyorum da. Bir tarafı çok Amerikancı böyle modern görünüyor. Bir tarafı tarikatçı İskender Paşa. ANAP öyleydi yani. Mesela Türkiye'de Nurcular mesela hep Demirel'e oluyordu. Bazı tarikatlar var şimdi Menzil, İsmaila haricinde. Süleymancılar mesela hep DYP'ye, ANAP'a. Bunlara oy verdiler. En son CHP'ye oy verdiler. İmamoğlu'na. Böyle tarikatlar çok değişik taktiksel işleri olabiliyor. Merkez sağ. ANAP'a bağlı değil. Refahlı Oğuz. İzmir'deki tramvay bence İstram olmalı. Banyo attı İzban. B2 Halkalı Bahçeşehir İBB'ye devredilse çift hat sinyalizasyonla RLT ya da tramvaya çevrilse demiş. Zor diyorum. İzmir tramvayın ismi Tram İzmir zaten diyor. Ulaşım için master plan nedir? İstanbul kaç metro sığar? 750-800 gider. Şirin Evler ilçe olmalı diyor Emre Hocam. Hiç bilmiyorum. B2'den bir şey beklemeyin. Kanal İstanbul yolundan o hat gaz almalık yapıldı. O hattın rali sistem haritasından çıkarılması lazım. Günde bir tren sabah bir tren akşam çalışıyor değil mi dost? O Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediyesi bir şeyler yapacağım diye iki peron yaptı. Bir otopark hadi treni buraya çalışalım. Parti devlet yani biraz daha böyle güzel bir iş olabilirdi. Güzelbahçe'ye tramvay olmaz. Yapma deme şunu diyor. Vay. Metro lazım. Olmaz. Emirhan dostum. Narlıdere metrosunun ihalesi yapılırken Narlıdere
kaymakamlıkla son bulmayacaktı, istikamda son bulacaktı. Yeterli yolcu sayısı yok diye o istikam durağı iptal oldu. Metronun bir istasyonu 50 milyon 60 milyon dolar. Sen Güzelbahçe'ye yapacağız. Saatte tek yönde 30 bin yolcu var mı Güzelbahçe'de? Yok. Sanmıyorum yapılacağını. Şakasını diyorum. Plakayı yanlış anlama. Reddit'te bir kişi oturup çok güzel bir İzmir metroları tasarlamış. Onu gördün mü? Görmedim dostum. Hatta görmüş olabilirim. Reddit'te güzel öneriler, benim bazen dillendirdiğim orada yazılıyor, hoşuma gidiyor. Bizim ortasında 40-50 at vardı. Zor. Nevşehir'de kazanan belediye başkanı Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi'nin nostaljik tramvay vaat etmiş. Kayseri mi, Kayseri mi? Nevşehir. CHP bundan sonra neler yapacak, neler bekliyorsun? İnşallah çalışır Özgür Özel liderliğinde. İmamoğlu'nun zaten yol haritası belli. Tam gaz metroya devam. Güzel muhalefet yapacak, sert yapacak, girecek. Parlamenter sistemi zorlayacak. Can Atalay'ı çıkarmaya çalışacak. Bu arada hükümet Can Atalay, Demirtaş, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, bunların dördünü serbest bırakabilir. Demokratikleşiyorum ayağına. Eminönü niye lağvedildi? Bence lağvedilmemesi gerekirdi. Niyeyse öyle yapıldı bilmiyorum. Güzelbahçe'den tramvay geçmez. O yol patlar. Sahil yolu mu diyorsun? Sahil yolundan geçecekse. Belki ara yoldan geçer. B2 konut birlik altı şehir durakları da bitmiş. Diyor. Bu hükümet YouTube'da bile aramızı açıyor. Abi Urla mı Foça mı? Bence Foça daha güzel. Foça daha güzel. Benim favorim Foça. İzmir'in ilk 5 güzel ilçesi sence neresi? 5 güzel. 1 Foça olur. 2 Urla olur. Çeşme 3 olur. Dikili'yi bilmiyorum. Dikili de olabilir. Güzel yer izlenimi veriyor. Karaburun da fena değil. Bahçeli izin vermez. Kayyum istedi. Demirtaş'ı salmaz. Bahçeli ayak bağı olarak görüyor Tayyip artık. Tayyip Erdoğan. İstanbul düz bir şehir olsa ulaşım daha rahat olabilirdi. Evet. Bakırköy ve Şişli'de ANAP kazanmış. Bahçelilerde de. Evet. Saffet Bulut vardı. Bahçelilerde. Bakırköy'de Ali Tarık Özdemir vardı. Son seçimde AKP'den aday oldu. Şişli'de Fatma Girik vardı. Gülay Atı vardı. Şeyden, ANAP'tan. Doğru. DHP ise İstanbul'da hiç ilçe kazanamamış. Evet. Kadıköy'ü ANAP almış bir aralar. Doğrudur. Barış Manço DHP'den Kadıköy adayı olmuş. 99 günü neydi? Çekti sonra. Eminim az kalsın BDP şu anki dem alacaktı. O yüzden birleştirdiler. Evet öyle bir söylenti ben de durmuş, duymuştum. İzmir 2000'lere kadar merkez sağmış aslında. Ama kutuplaşma siyaseti onları bir tarafa itmiş. Tabii şehirleşme değişim yapıyor. Evet merkez sağ. İzmir Demokrat Parti'nin kalesiydi eskiden yani. Adnan Menderes zamanında hep sağdır, merkez sağdır. İzmir sol değildir. Sonra AKP gelip de yaşam tarzına müdahale edince CHP'ye geçti. Bir de tabii Baykal'ın, Aziz Kocaoğlu'nun, Ahmet Periştina'nın yani politikalar insanları CHP'ye çekti. Baykal zamanında CHP mitinglerinde hep 10. yıl marşı çalıyordu. Kenan Doğulu 10. yıl marşı sürekli bir ulusalcılık vardı. Sonra Kılıçdaroğlu döneminde değişti ama halk yine CHP'ye oy veriyor. Bir de AKP gelince şimdi AKP değildi. Oho. Kemal Paşa metrosundan ses yok. Karşıyaka iskele çok kötü düzenlenmesi lazım. Düzenlenecekmiş. Bazı yorumlar yani kaçırıyor olabilirim. Aradan okumaya çalışıyorum da YouTube algoritması sanırım. Aa bir izban çok bozuluyor.
çözüm. Kanal İstanbul rezervesi. Ekonomik olarak değil ama hayat tarzı, düşünce özgürlüğü için liberal olmak lazım. Karşıdakine karışıp durunca iyice nefret artıyor. Salsan belki adam seni sevecek. Düşünce özgürlüğü yaşam tarzı için liberal. Biz şimdi, yani ben ulusalcıyım. Düşünce ifade özgürlüğüm var. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Yani düşünce özgürlüğü için liberal olmaya gerek yok ki. Demokrat olacaksın. Demokrat olmak demek yani. Hayat tarzı tamam, okey. Yani liberal olmak lazım değil bence. Ekonomi zaten liberal olmaz. Üçkağıtçılıktır liberalizm. İstanbul Metrosu'nun tasarımı çok güzel. İsmir'de neden olmuyor demiş. Ne açıdan? Üçüncü köprü YT projesinin tahmini maliyeti ne kadardı? 20 milyar dolar var mıdır? YT 20 kaç tane metro yapılıyor? Yani tam Ankara-İstanbul arasını düşünürsen o kadar var. Kılıçdaroğlu Urdu'ndan öyle bir şeyler duydum ama konunun şeyini bilmiyorum. Kayaşehir. İstanbul metro tasarımı pek güzel değil. Maksat gitsin gelsin metro. Görmek isteyen Moskova metrosuna baksın. Sanatsal açıdan diyorsun değil mi? Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Tekrar yine yayın yaparız. Tatil zaten devam ediyor. Sakarya'yı ele aldık. İzmir'den bahsettik. Türkiye genelinde konu yayıldıkça yayıldı. Güzel, hoş muhabbet oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.